Gerçeğin Sesi, hakikathaber.net. Kutlu yolun yolcuları, aziz kardeşlerimiz,
Bugün 31 Aralık 2016. Birkaç saat sonra dünya takvimine göre birilerimiz büyürken birilerimiz yaşlanacağız. Ve hayat kendi akışında devam etmiş olacak. Ta ki kıyamet sabahına kadar. Bu akış içerisinde hakla batılın mücadelesi kıyamet koptuğu güne kadar devam edecek. Bugün elbette Müslümanlar için ve belki de Hristiyanlar için çok önemli bir gün. Hristiyanların kutsal bayramı, Noel yortusu, her türlü rezilliğin, kepazeliğin, insana yaraşmayan hal ve hareketlerin, tavırların sergilendiği ve sergileneceği bir gece. Ve maalesef İslam beldelerinde, İslam ülkelerinde bu yılbaşını kendi kurban ve Ramazan bayramıymış gibi kutlayan milyonlarca kardeşimiz var. Zira bizi 300 yıldır tarihimizden, kökümüzden, inançlarımızdan ve geleneklerimizden koparmışlar. Yanlışı doğru diye bize enjekte etmişler. Özellikle yeni nesillerimiz doğum günü partilerinde, evlilik yıl dönemlerinde, yılbaşı gecelerinde, sevgililer günlerinde, anne baba günlerinde, hülasa, tüketim toplumunun manevi değerlerimizin olmadığı, tüketimin öne çıkarıldığı bir çıkmaza doğru maalesef sürüklenip gidiyoruz. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan, bizi yeniden diriltecek olan kendi tarihimize, kendi inançlarımıza yapışmak, sarılmak, besmele çekerek yeniden ayağa kalkmaktır. İşte biz Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye genelinde 81 vilayetimizde 600 noktada bugün, bu akşam, bu saatte Mekke'ye gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Milli Gençlik Vakfı zamanında, Milli Gençlik Vakfı ile tanıştığımız zamanlardaki ilçe başkanımız, muhterem Yaşar Ergin hocamız, Anadolu Gençlik Derneğimizin muhterem ilçe başkanı Sayın Mehmet Koç beyefendi, Sayın Protokol, hanımefendiler, beyefendiler ve genç kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve selamünaleyküm. Adeta kitle imha silahı gibi 7/24 yayın yapmak suretiyle toplumu ve gençlerimizi ifsad eden yayın organlarına rağmen bugün de, bu güzel günde, bu güzel organizasyonu yapan Anadolu Gençlik Derneğimize teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İstanbul'un, Kudüs'ün ve diğer İslam beldelerinin fethine ilham olan Mekke'nin fethini kutlamak üzere bir araya geldik. Mekke ve fethi. Mekke içerisinde dünyadaki ilk yapı, Allah Celle Celaluhu'nun evi, bütün peygamberlerin uğradığı mekan, o kutlu şehir ve yine Peygamber Efendimiz'in doğduğu mübarek belde. Fethi, kelime manası açmak demektir. Kalpleri iyiye, güzele, faydalıya, adil olana açmak demektir. Yine kalpleri vahye, İslam'a ve Allah'a açmak demektir. Efendimiz kendisine her türlü işkencenin yapıldığı Mekke'ye her türlü askeri tekniği kullanmak suretiyle kan akıtmadan girdi. Ve yine Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethederken gönülleri de fethetti. Mekke'ye girerken devesi kasvanın üzerinde secde eder vaziyetteydi. Ve hiç kimse Müslüman olmaya zorlanmadı. Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar güvendedir
demek suretiyle Mekke'nin emirini onure etti ve onun gönlünü aldı. Yine Kabe'nin anahtarı kendisinde bulunan Osman bin Talha'yı çağırdı ve kendisinden anahtarı aldı. Kabe'deki putları temizlemek üzere Kabe'yi açtı. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz kendilerine dedi ki, ya Resulallah, bundan sonra Kabe'nin anahtarı amcam Abbas'ta dursun. Amcam Abbas muhafaza etsin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine emaneti ehline vermek gerekir mücibince anahtarı o anda Müslüman olmayan Osman bin Talha'ya geri vereceğini beyan etti. Bunun üzerine onun da gönlünü aldı ve Osman bin Talha o anda Müslüman oldu. Ve yine bu şekilde adeta o an Mekke'de bulunan müşrikler Müslüman olmak için sıraya girdiler. Ve yine yeni Müslüman olan bir kabile reisine Peygamber Efendimiz Mekke valisi tayin etmek suretiyle şehirde hiçbir asker bırakmadan bütün Mekke halkını gönlüne almak suretiyle Mekke'den Medine'ye geri döndüler. O gün Peygamber Efendimiz Kabe'den putları temizledi. Bizim fethimiz de kalbimizdir. İnşallah bizler de kalbimizdeki bugünün fitnesi olan dünya sevgisini, mal mülk sevgisini temizlemeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Ve yine bu fethi İslam coğrafyası üzerinde oynanan Şii-Sünni savaşını çıkartmak, Müslümanları birbirine kırdırmak oyununu görmeye ve İslam birliğini kurmaya vesile kılsın Cenab-ı Allah inşallah. Hepinizi hürmet ve... Ben Allah'ın yeryüzüne olan müdahalesinin sahibiyim. Allah yeryüzüne müdahale etmek için zaman zaman peygamber gönderdi gibi benim görevim de budur demişti. Rahatsız oldular. Elinin tersiyle itti geri. Şimdi dikkat buyurun. Dediler ki sana öyle bir teklifte bulunalım ki senin için de hayırlı olsun, bizim için de. Efendimiz merak etti. Allah Allah. Müşriklerin teklifinde hayır olur mu ya? Eğrinin gölgesi doğru olur mu? Eğri cetvelle düzgün çizgi çizelim. Bu kafirlerin neyine güveneceksin? Nasıl hayır olur diye merak etti. Dedik söyleyin bak. Dediler ki bir yıl sen bizim Lat ve Uzza'mıza tap. Bir sene sonra dönüşünü biz de senin yanına tapalım. Dediler. Yani ne demek istediler biliyor musunuz? Sen ılımlı Müslüman ol, biz de ılımlı gavurlar, devam edip gidelim dediler. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an ayetleriyle birilerinin yüreği bile yetmiyor bunları söylemeye. Ben bir yerde Tebbet suresini okudum namazda. Hasbelkaza imam yoktu, biz geçtik. Adam dedi ki hoca efendi sen yanlış yaptın, hayrola dedi. Tebbet suresi okunmaz namazda. Niye? Ya sana ne? Ebu Leheb'in eli kuruyacak. Sana ne oluyor dedim. Sana ne? Efendim olmaz. Niye? Gavura gavur denmez. Allah peygamberine vermiş bu yetkiyi. Peygamberin bu yetkiyi kullanıyorsa biz de kullanacağız. Ha? Yasir Arafat denen adam öldü. Mısır'da cenazesi kılınacak. Geldiler. Meşhur diyalogçular var ya, papazlar, hahamlar. Onlar rahatsız olmasın diye hoca efendiye dediler ki Eser'in hocalarına sakın İhlas'ı okumayın. Niye? Çünkü orada Allah üç tane değil, bir tane var. Kul, abi beni söyle. Bu Allah'u rahat, o Allah birdir. E bu birileri rahatsız ediyor. Tabi peygamberi gönüllerde taht kurduracaklarına, kamyonun kasasına bindirenlere kafası bu kadar basar işte. Bu kadar basar. İşte Kafirun suresini Rabbimiz Cibril'e geldi dedi ki sen gavurlara böyle söyle Kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. La abdu ma tabudun. Ben sizin taptığınızı da tapmam, yaptıklarınızı da yapmam. Ne demek bu kubbele, uzaya, lafa karşısına geç, iki büklüm dur. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'tan başkasına boyun eğmemeyi kendisine şiar edinmiştir. Net duruşunu bir Müslümanın bu Kafirun suresinde kafirlere başka
karşı nasıl olacağını Allah bize öğretti. Başka Sultan Alaaddin'in emiri Saadet'in köpeğine değil mi? Evet. Fatih Sultan Muhammed'in amcası ya. Amcası. Cennetle efendim peygamber tarafından ölmüş bir insanın amcası. Apoletli eşkıyalar var. Evet. Onun için değerli kardeşlerim, önünüzde giden lideri çok iyi tanımalısınız. Çok iyi tanımalısınız. Arkanızdan gelen insanları da iyi tanımalısınız. Arkasındaki insanlara güven ayrı şey. Ama kontrol güvene mani değildir değerli kardeşlerim. Ne olursa çok güvendiğin insanlardan olabiliyor demektir. Yoksa Ebi Belta Hazretleri'nin Bedir ehlinden olan bir şahsın bu yanlışı efendim sağda yanlış yapar noktasına götürmemeliyiz. Yanlara vesile kılsın. Yüz yılı aşkından beri bir türlü gerçekleşmeyen hiçbir beldede, küffar beldelerinde İslam'ın inşallah fetih günlerini yakın eylesin. Özellikle Roma'nın ortasında Resulullah'ın ukabını yani sancağını dalgalandırmayı Allah'ın bu ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. O gün tekbir sesleriyle Mekke'yi fethederken heyecana gelen coşan ashab-ı kiram gibi coşan cihattan cihada koşan, fetihten fetihe koşan kullarından olmayı Rabbim bize nasip eylesin. Suriye'de, Arakan'da, dünyanın birçok yerinde, içinde zor şartlarda bulunan Müslümanları bu zor şartlardan halas eylesin. Allah'ın gönlünüzden geçen güzellikleri hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkınızda hayırlı kıldıklarını da nefsinizi razı eylesin, nefsinizi razı eylesin. Ve ahiru devamana elhamdülillahi rabbil alemin. Bu mukaddes davada canını seve seve veren bütün şühada, bütün ecdadımıza Allah rahmet eylesin. Allah inşallah bu uğurda mücadele etmeyi, Rabbimiz için canını seve seve vermeyi kendisine şiar edinen ibad-i salihinden olmayı da Rabbim cümlemize lütfeylesin. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Gecenin bu geç saatine kadar beklediniz. Bana sabrettiniz. Çünkü çok kulakları tırmanıyor biliyorum. Allah inşallah fetihler gerçekleştirmek için bizlere Mus'ab bin Umeyr olmayı nasip eylesin. Önce doğacak çocuklarınıza, doğacak torunlarınıza Mus'ab bin Umeyr ismini vermek istedir nasip eylesin. Önce ismi izin olsun. Kaya, bilmem ne, neren dayarsan dayan. Böyle bir şey olur mu ya? Mus'ab bin Umeyr isimlerin çocuklarımızda etkisi var. Hiç değilse musaklaşamıyorsak çocukların adını musaklayalım. İnşallah Rabbim o güzel isim hürmetine onların ahlakını, onların heyecanını musaklaştırır. Özlemini çektiğimiz devletimize kavuşuruz. Cenab-ı Hak o günleri görmeyi hepinize nasip etsin. Lillahi Teala Fatiha. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamızı göndermeden bir hediye taktiğimiz olacak.
Gördün mü dumansız evleri, sinesizleri, tutsakları? Coğrafyan kan ağlıyor, kin kokuyor. Makinalı tüfekler ölüm kusuyor. Ey dostum, diriliş muştusu arşa yükseliyor. Kara bir öfke hak hattı hak kalkıyor. Zincire vurulmuş mazlumlar uyanıp ayaklanıyor. Washington'un firavunları mazlumların kanıyla boğuluyor. Gerçeğin Sesi, hakikathaber.net